Mustafa Kemal Paşa'dan günaydın. Saat 6'da kalkışımızı yaptık. Hemen hazırlandık. Bir çorbacı bulduk. Çorba içtik kahvaltı niyetine. Şimdi köy yollarından Bursa'ya doğru uzanacağız. Normalde daha erken kalkacaktık fakat dün çok zaman kaybettik. Bayağı sorun yaşadık dün. Zamanı verimli değerlendiremedik. Bu sebeple bir de buraya geldiğimiz otelle ilgili sorun yaşadık. Bize istediğimiz odaları falan vermediler. Biz de başka bir otele geçtik. Öyle de bayağı bir zaman kaybettik. Durum böyle olunca o yüzden biraz daha geç kalktık. Dinlenmek istedik grup olarak. Şimdi köy yollarına gireceğiz yine birazdan. Buradan yavaş yavaş böyle Bursa'ya pedallayacağız. Bugünkü rotamız 126 km, 2200 metre tırmanışımız var. Mustafa Kemal Paşa'dan çıktıktan sonra bizi uzun bir yokuş karşıladı. Tam 12 kilometre, 8.26 falan kaldı. Arayollar güzel, çok bozuk değil. Soğuk asfalt. Buradan böyle yavaş yavaş dağ yollarından, köy yollarından artık Bursa'ya ulaşacağız. Oradan sonra da Mudanya. Saat 8 oldu. 6 kilometre bitti. Yokuşun geriye 6 kilometre kaldı. Bayağı sıcak ya. Saat daha 8. Gözlerimi açamıyorum terden. Bayağı terledim. Öyle böyle değil. Tabii MTB'li olunca daha çok zorluyor. 2.25 lastik var. Yere yapışıyor vallahi. Abi yokuşlar güzeldir ya. Neden güzeldir? Baksana yükseldikçe manzara güzelleşiyor. 3 kilometremiz kaldı. Zaten yer yer böyle küçük küçük aşağı inişler var. Dinlendiriyor. Bazen düz. Bayağı iyi geliyor. Saat 8.10 geçiyor. 365 metre topladık. 17 kilometre oldu. Geriye 109 kilometremiz kaldı. Yavaş yavaş pedallıyoruz. Oradan gitme şansımız yok. Ama Metin götürür yani. Hiç acımaz. Selamun aleyküm. Hoş bulduk abi. İyi mi böyle? Right Moor'u savunmasız yakaladınız bu turda. Evet, Taşpınar köyünden şimdi Bursa'ya doğru yavaş yavaş pedallıyoruz. Burada küçük bir mola verdik. Burası da Bursa'ya bağlı değilmiş. Mustafa Kemal Paşa'ya bağlıymış. Saat 8.30 oldu. Evet, karşıda Gölyazı var. Buradan çok keyifli gözüküyor. Az önce şu alt yoldan geçtik. Sonra sağa döndük. Şimdi 7 kilometrelik bir yokuş çıkıyoruz. Saat 9.22. 608 metre topladık. Geriye 89 kilometremiz kaldı. Bayağı sıcak, boğuk bir hava var. Yani ter içindeyim. Yani bayağı bir MTB'li ikinci gün artık bir tık zorlanmaya başladım. Zor oluyor. Yorgunluk falan da birikti. Kaslar şu anda ağrıyor. Ya iyi antrenman oluyor ama yoruyor. Evet, devam edelim bakalım. Üç buçuk kilometre kaldı yokuşun bitmesine. Evet, yokuşun bitmesine bir kilometre kaldı. Yollar biraz şu anda bozuldu. Gravele bağladı yine. Bayağı keyifli yollar. Kazanpınar Mahallesi'ne geldik. Yokuşumuz bitti. Evet, burada bir hayratta durduk. Sularımızı tazeledik. Bir 15-20 dakika mola verdik. Bir şeyler yedik. Ama yediklerimizde
bayağı az yani alışveriş yapamadık. Dünkü o otel faciasından sonra bayağı geç yattık. Çünkü başka bir otel bulduk. Bu bayağı bize zaman kaybettirdi. Böyle olunca da bütün dükkanlar kapandı. İşte bugün zaten böyle olacağını biliyorduk. Yani bir alışveriş yapamadık. O sebeple bayağı yiyeceğimiz kısıtlı. Zaten köy yolları, dağ yolları derken yani zorlanıyoruz. Çok yiyecek bir şey de yok ama elimizden geldiği kadar devam ediyoruz. Durumlar böyle. Yani şu anda yani B planını uyguluyoruz. Birinci yapmamız gereken rota normalde çok daha sert. Şimdi ondan biraz daha kırptık ama yine tabii ki az değil. 10:25 oldu saat. Şimdi devam ediyoruz. 961 metre topladık. Toplamda 43 kilometreyi geride bıraktık. Oh, grup akmış gitmiş valla. Saat 10:43. 50 kilometreyi geride bıraktık. Geriye 75 kilometremiz kaldı. Şu anda koru başındayız. Evet, 1030 metre topladık. Geriye 1200 metremiz kaldı. Arada sırada hayvan gibi antrenman oldu benim için. Şu anda 60 kilometre oldu. Saat 11. Çınarcık köyüne geldik. Bayağı güzel bir köy. Geriye 66 kilometremiz kaldı. Şimdi burada duralım. Ben bir hesap kitap yapayım. Çünkü B planı da olmayabilir. Çünkü kanka yokuşlar zaman oluyor yani bayağı bir. Yollarda mesela bozuk ya, hep zaman kaybı. 66 kilometremiz kaldı. Bir tane bayağı sağlam bir yokuşumuz var. Ya benim derdim oraya stresli stresli böyle ağzımız yüzümüz terli böyle direkt İdo'ya binmek istemiyorum ben. Kötü yani, bir yüzümüzü yıkarız, bir maske takacağız çünkü abi İdo'ya gireceğiz, öyle oturacağız falan böyle. Tam o hiç iyi bir şey değil sağlık için. Selamünaleyküm abi. Hoş bulduk abi. Hadi paketli ürün yeme de göreyim. Ne yiyeceksin, içeceksin? Selçuk Bank. Sıfır faiz. Biz abi böyle hafta içi çalışan, hafta sonunda böyle hobi amaçlı bisikletlerimize geziyoruz. Evet, Çınarcık köyünde molamızı verdik. Şimdi Doğancı Barajı'na doğru devam edeceğiz. Haydi bakalım. Evet, 60 kilometreyi geride bıraktık. Saat 12. Geriye kaç kilometremiz kaldı? O yapacağımız rotaya göre değişecek. Çünkü zaman sorunu yaşamak istemiyoruz. Yani İdo'ya böyle terli terli alelacele binmek istemiyoruz. Sonuçta maske falan takacağız. Yani böyle sağlıksız, riskli. O yüzden daha böyle zamanlıca gitmek istiyoruz. Oh! Artık sürüş bitsin de şu iki tane yokuş var önümüzde. İkişer, üçer kilometrelik. Onları bir atayım da rahatlayayım. Yani artık MTB sürmek istemiyorum. Evet, 3 kilometrelik yokuşumuzun bitmesine 790 metre kaldı. Şu anda %8 çıkıyoruz. 554 metre yükseklikteyiz. Hava sıcaklığı 36 derece, 37 derece civarlarında. Sıcak bu turu ne yazık ki epey zor hale getirdi. Sefalet çekiyoruz ama mutluyuz. Yani burası iniş gösteriyor. Burası, burada bir köy var. Belki o köye biraz daha çıkacağız ya da çıkmayacağız. Belki işte buradan o köyü görüp de gidebiliriz. Bilmiyorum. İki tane seçenek var. Selamünaleyküm. Selam abi. Dostum, bu yol mu daha iyi? Yokuş var az ya da Süleymaniye tarafı mı? Burası asfalt abi. Burası. Hayır, yokuş var mı burada? Hangisi yol? Abi, oradan da yokuş aşağı iner. Her türlü bir sorun yok yani. Aynen, hep yokuş aşağı. Tamam, iner. Teşekkür ederiz. Erenlere kadar gidiyor, Erenlerden. Tamam, eyvallah. 67 kilometre oldu. Başköy'deyiz şu anda. Alıyorum ben.
Barı düştü. Ne? Bar. Tamam, senin olsun. Zaten benim oldu. Çok sağ ol abi, eyvallah. Soğuk su çok iyi geldi be. Ama var ya, o kadar iyi geldi ki. Yok kanka, artık durmuyoruz. 70 kilometre oldu, geriye 56 kilometre kaldı, saat 1. Yokuş çıkmaktan kilometre alamıyoruz. Bir de şey var mı hocam? Mesela şu andan itibaren kalan sürüşün ortalamasını hesaplama. Neden sordum? İşte o 15 ortalamayla gitsek. Yani hep o ortalamayı tuttursak. Bak şimdi kankacığım. Normalde bütün yokuşları gösteriyorsa dediğini sana hesaplarım. Diyor ki mesela 3 kilometre sonra diyor, 3 kilometrelik diyor, %5 diyor tırmanışım var diyor, tamam mı? Ama arada bir sürü yokuş daha çıktığın için onların hepsini göstermiyor Garmin. Herkes şu anda galiba max seviyesine ulaşmaya başladı. Sürüyorum yokuş bitmiyor kanka. Çıkıyorum diyorum, dinleneyim biraz, tepede gene yokuş var. Benim ben size C'li dedim değil mi? Şimdi F'ye düştüm. Sen hiç konuşma. Sen sabah 5'te kahvaltı gidelim demiştin. Hadi. Anladınız mı arkadaşlar niye işte A planını uygulamadığımı? Kahvaltısız neden olmaz? Nasıl tripli konuşuyor? Anladık, tamam, okey. Saat 1.14. 72 kilometre oldu. Şu anda %14 çıkıyoruz. Rotamızın dışına çıktık. Yolda birilerine sorduk. Nasıl yapalım, nasıl edelim diye. En kısa sürede Bursa'ya, oradan da Mudanya'ya ulaşmak istiyoruz. Çünkü sürü olarak sorun yaşamak istemiyoruz. 850 metreye çıktık. Artık iniş başladı. Yani düşündüğümüz şey olmalı artık. Yani yokuş çıkmaktan bayağı bir hırpalandık. Bir rotaya bakmak istedim ya. Herkes şu anda oldu mu? Tubi oldu, Hasan oldu. Selçuk okey. Düşra pırıl pırıl. Zaten Metin konuşmuyor bizimle. Muhatap olmuyor son 6 saattir. Evet, şu yokuşları bitirelim bakalım. Ana yola inelim. Saat 1.41 oldu. 1723 metre toplamışız. 80 kilometreyi geride bıraktık. Şimdi buradaki bozuk yollar bir bitsin. Önümüzü daha iyi göreceğiz. Evet, 82 kilometre oldu. Saat 2. 1800 metre topladık. Bursa bu taraf değil mi? Evet. Teşekkürler. Selçuk dedi ki bu yüzü al dedi. Bize dedi çok güzel acı çektirdin dedi. Kanka dedi benden sana dedi hibe dedi. Ben dedim Allah razı olsun kanka, kardeşim benim. Uzun zamandır beslenemiyorduk. Bir bakkal bulduk, tost yapıyor. Orada yarımşar tostları gömdük. Ayranlar, kolalar havalarda uçtu, dondurmalar. Orada bir yarım saat mola verdik temiz. Şimdi devam ediyoruz artık Mudanya'ya doğru. Saat 2.41. 83 kilometremiz oldu. Yani aşağı yukarı bir 40 kilometremiz kaldı. MTB iyi acıktırıyor vallahi ya.
ayna kol yetmiyor. Yok, şimdi soldan gideceğiz. Rotayı açtım ben. Kanka. Aktı gitti var ya. Gel. Biz yarış yaptık Selçuk'la. Ama nasıl var ya? Gel. Şu onları bekleyelim, pardon. Bu kadarız değil mi? 5. 6 kişi, tamam, gel. Bursa'nın içerisine girmeden ara yollardan Mudanya'ya ulaşmaya çalışıyoruz. Tabi ileride illaki ana yola bağlanacağız ama ne kadar az olursa o kadar iyi bizim için. Soldan bayağı bir rüzgar var. Evet, aralardan gitmeye devam ediyoruz. Bu sanayinin içerisine girdik. Sanayiden küçük küçük Mudanya'ya doğru bir yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Yani ana yoldan gitmekten daha iyi. Durumlara bakalım. 100 kilometre oldu. Saat 3.20. Sola. Geç. Evet, ana yola bağlandık. Şimdi buradan yine Mudanya. Oradan devam edeceğiz. Saat 3.30. 104 kilometre oldu. Güzel, keyifli geçiyor. Tamam. Efendim? Ha, sorun yok, soruyor. Ben sizi bekliyorum. Ana yollarda. Yok. İşte gidiyoruz. Aralarda yol ayrımlarında duruyoruz. Burada toplu gideceğiz. Yani bir sorun olmayacak inşallah. Sürüşümüzün sonlarına doğru geliyoruz artık. Bayağı bir ana yolun önüne çıktık böyle aralarda. Ben de ilk defa denedim. Yani daha güvenli. Bakalım kaç kilometre öne çıktık. Onları hep böyle bir bakacağız, inceleyeceğiz. Yararlı olabilir bayağı bir. Ve metropol hayatı, merhaba. 13 kilometremiz kaldı Mudanya'ya. Son bir yokuşumuz var. Yavaş yavaş devam ediyoruz. 106 kilometreyi geride bıraktık. 1900 metre tırmanışımız var. Evet, son 1 kilometre %7. Ondan sonra Mudanya'ya iniyoruz. Boğazlar kurudu, sular bitti. Artık okeyiz. Sürüşün hakkı verildi. 111 kilometre. 2017 metre tırmanış. Evet, Mudanya'ya geldik. Sürüşümüz kazasız belasız bitti. Bayağı sıcak ve yorucu bir tur oldu ama hepimiz mutluyuz ve keyfimiz yerinde. Şimdi bir el yüz yıkama operasyonu. Sonra bir dondurma falan, böyle sıvıya ihtiyacımız var. Bayağı bir su kaybettik. Onun dışında her şey güzel. Bu arada Karacabey'de böyle yakınlarında bir Çamlıca köyü var. Orada biz bir mola verdik. Çay falan içtik. Oradaki abiler bizim hesabımızı ödedi. Onlara buradan selamlar, saygılar. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Kesilerine bereket olsun tekrardan. Vallahi bizim insanımız gerçekten çok sıcak ve güzel. İnşallah da bu böyle devam eder ve artar. Bir başka sürüşte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.